Arkadaşlar merhaba, TDGO'nun bilançosu gelmiş, ona bakalım. Diğer kalemlere bakmaya gerek yok G-Oral'da arkadaşlar. Sadece kâra ve öz kaynak büyümesine bakacağız. Kâr artışına ve öz kaynak büyümesi. Geçen yıl bu zamanlar 3.80'miş arkadaşlar. Şu anda 2.48, bir önceki çeyrekte 61.40'mış. Tabii bunlar yıl sonu değerlendirme yaptığı için biz geçen seneyle bu sene arasındaki kıyası daha sağlıklı görüyoruz. Geçen seneye göre kar, yani öz kaynaklarıyla yaptığı kar aşağı düşmüş. Öz kaynak büyümesine baktığımızda arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar 3.80'miş. Şu anda 2.48. Bir önceki çeyrek 60.000'miş. Yine aynı şekilde yıl sonu yeniden değerlendirmeden dolayı böyle düşüş yaşamış. Geçen seneye göre bakmamız daha iyi. O da eksiye düşmüş arkadaşlar. Yıllık büyümeye baktığımızda 2022'ye 9'da 49.33'müş. Sonra yıl sonu yeniden değerlemeyi 71.21'e yükseltmiş. Oradan da tekrar 69'a düşmüş. Çok fazla bir sert düşüş yok ama yine de düşüş devam etmiş yani. Bir düşüş var. Büyüme fiyat ilişkisine baktığımızda 21.12.2021'i baz aldım ben. Oradan bu yana öz kaynaklar %153 giderken fiyat ne olmuş? Eksi olmuş arkadaşlar. Fiyat bilakis eşlik etmemiş, bir de eksi olmuş. Nedenine gelince arkadaşlar. Nedeni piyasa değeri, defter değerinin 5 yılda gördüğü 0.69 yerine şu anda 2.18, yani aşağı yukarı en düşük seviyesinden 3 kat daha yüksekte ve şu anda 2.18'den GEO'lar işlem görmüyor. Çoğu GEO defter değerinin yarısında işlem görüyor. İşte bu nedenle burada öz kaynak büyüdüğü halde fiyat gitmekte zorlanmış arkadaşlar. Kazancını ölçmeye geldiğimizde arkadaşlar 1.99'u %69'da değerlendirirsek yıl sonunda size öz kaynak olarak 1.38 TL kar verecek. Aynı şekilde fiyat 4.35'miş arkadaşlar. Bunu da faize koksak 1.44 faizde kazancınız olacak. Aynı şekilde yağa, şekere, tuza koysak da 2 nokta, yani enflasyonla da 2.46 geliriniz olacak. Dolayısıyla şirket hem faizi hem de enflasyonu yenemeyen nadir GEO'lardan birisi arkadaşlar. Biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyat nereye gider, nereye düşer, biz bunu bilmemiz mümkün değil. Biz falcı değiliz. Zaten ilgilendiğimiz de bu değil. Bizim burada önem verdiğimiz şirket hangi yöne gidiyor, öz kaynakları ne şekilde gidiyor, fiyat ne şekilde hareket ediyor, ona bakmak arkadaşlar. Ona baktığımızda da işte dediğim gibi çok daha defter değerinin 0.50'sinde, 0.30'unda, hatta daha da düşük GEO'lar var. Dolayısıyla bunun bilmediğimiz bir özelliği mi var acaba? Ben de düşünüyorum, neden bu diğerleri gibi fiyatlanmıyor da defter değerinin 3 katına fiyatlanıyor. Onu da ben de gerçekten anlamış değilim. Videonun altına yorum yaparsanız ben de anlarım, bilmediğim bir şey varsa arkadaşlar. Burada arkadaşlar kanala abone olur ve bildirimleri açarsanız erkenden haberdar olursunuz bilançolardan. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.